İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van kedileri 2020'nin son yavrularını dünyaya getirdi. Arayik Harutyunyan Şuşi'de Arsah Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü'ne adanan etkinliğe katıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye her yerde savaşa yol açan tek ülkedir. Batı Ermenistan'daki Perantik kentinde kazı çalışmalarına başlandı. Rusya Federasyonu ve Suriye ortak ekonomik projeler üzerinde anlaştı. Sınır bölgelerinden kültürel haberler sık sık duyulmalıdır. Tavuş'ta Yerevan Caz Festivali başlıyor. Asala savaşçısı Dağlıyan toprağa verildi. Batı Ermenistan'ın Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde koruma altında bulunan ve çiftleştirilen Van kedileri 2020 yılının son yavrularını dünyaya getirdi. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Abdullah Kaya, pandemi nedeniyle yavru sayısında azalma olduğunu, sağlık açısından risk oluşturmamak adına çiftleştirme sayısını sınırlı tuttuklarını söyledi. Bu yıl pandemi nedeniyle zor bir süreç geçiren Van kedilerinin yavrulama döneminde de gecikme yaşandı. Merkezde yıl boyunca yavru bulunuyor. Ancak yeni dünyaya gelen 25 kadar kedi 2020 yılının son yavruları olarak dünyaya geldi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı basın servisinden bildirilen ve Armen Press tarafından belirtilen habere göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, Özgür Vatan Partisi tarafından düzenlenen Artsakh Cumhuriyeti'nin ilanı gününe adanan şenlikli etkinliğe katılmak üzere 8 Eylül'de Şuşi şehrini ziyaret etti. Devlet Başkanı katılımcıları kutladığı konuşmasında Artsakh'ın özgürlüğünü ve bağımsızlığını büyük bir mücadele pahasına kazanmayı başardıklarını vurguladı. Devlet Başkanı Harutyunyan, etkinlik sırasında siyasi gücün saflarına katılan bir grup gence parti üyelik kartlarını verdi. Türkiye her yerde savaş cephesi açan ve yasal haklarını kullanmak isteyen komşularını tehdit eden tek ülke. Bu açıklama Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendiadis'ten geldi. Yunan City Times gazetesinin aktardığına göre Dendias, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik eylemleri yalnızca bir Avrupa Birliği üye devletine yönelik değildir dedi. Ona göre Avrupa'nın Türkiye'nin eylemlerine tam anlamıyla direnmesi ve Türkiye'nin meydan okumalarına tereddüt etmeden ve kararlılıkla yanıt vermesi gerekiyor. Dendias, Avrupa'nın bunu yapmak için çok önemli imkanları var. Çok basit, tehdit ve şantaj veya yaptırımların olmadığı bir diyalog dedi. Dendias'a göre Yunanistan Türkiye ile müzakereye her zaman hazırdır. Ancak yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde şantaj ve tehdit olmaksızın. Ermeni ataların Komagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perantik kentinde 2009'da ara verilen kazı çalışmalarına yeniden başlandı. Yaklaşık 11 yıldır ara verilen kazılara bugün itibariyle tekrar başlandığını anlatan Vali Çuhadar şunları kaydetti. Örenli Mahallesi'nin güneybatısında başlayan kazı iki aşamada gerçekleşmektedir. Günümüze kadar birçok mezar odası, 42 basamaklı sarnıç ve işlik alanlarının temizliği yapılmıştır. Şimdi ise mozaikli alana doğru ziyaretçilerin gezebileceği güzergahların kazısının yapılması planlanmaktadır. Rusya Federasyonu ve Suriye ekonomik projeler için fırsatları tartışıyor. Suriye Başbakan Yardımcısı Valid Muallem, Şam'daki görüşmelerin sonucunu yapıcı ve etkili olarak değerlendirdi. Muallem, Rusya ile ilişkilerimizin geleceği hem siyasi hem de ekonomik açıdan umut verici dedi. Başbakan Yardımcısı Muallem, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Igor Borisov ile düzenlenen ortak basın toplantısında tarafların ekonomik alanda projeleri uygulamaya devam etme konusunda anlaştıklarını ve Suriye ve tüm Orta Doğu bölgesindeki siyasi durumun ele alındığını ifade etti. Sadece Ermenileri değil, önde gelen yabancı cazcıları da her zaman buluşturan Yerevan Caz Festivali 13 Eylül'de Tavuş bölgesinin Bert kentindeki Soranner adlı Çamlıca Park'ta başlayacak. Armen Press muhabiri ile yaptığı görüşmede Ermeni Caz Derneği Başkanı Gambo Movsesyan, hazırlık çalışmalarının neredeyse bittiğini, sadece teknik sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti. Festival açılışının Tavuş'ta yapıldığı hakkında konuşan Movsesyan, etkinliğin Yerevan dışında düzenlendiğini ve bunun ilk defa olmadığını hatırlattı.
Dernek başkanı, festival birkaç kez Gümrü'de, daha sonra Şuşi'de düzenlendi. Yerevan Caz Festivali'ni Yerevan dışında diğer şehirlerde ve Artsakh'ta düzenlemek bizim için güzel bir gelenek haline geldi. Bölgelerimizde kültürel yaşamın geliştirilmesi ve aktifleştirilmesini önemsiyoruz. Sınır bölgelerinde daha fazla konser düzenlemek gerekiyor, dedi. Uluslararası Yerevan Caz Festivali 6. kez düzenleniyor. Sevgili soydaşlarımız, bugün Yerevan'ın Yerebulur adlı şehitlik panteonunda şanlı Asala savaşçısı Hagop Dağlıyan'ın naaşının toprağa verilme töreni gerçekleştirildi. Asala ve onun eylemlerinin gizli olması nedeniyle Hagop Dağlıyan hakkında şimdilik çok ayrıntılar veremiyoruz. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Hazer adlı topluluktan Gombidasvar Tabet'in Zik Du Kaşi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.